Soru cevap videosunun devamı olan sevgilimle ilgili sorular bölümüne geldik. Ve bu bölüm için sahneye Tolunay Yören'i davet ediyorum. Büyük bir alkış. Hoş geldin Sayın Tolunay. Değerli takipçilerim seninle ilgili birçok şeyi merak ediyorlarmış. Beni tanımayan insanlar var. Onlara benim kim olduğumu tanıtır mısın? Tolunay Yören. Tolunay Yören. Tolunay Yören kanalının sahibi. Ünlü mimar. Ünlü olmayan, mimar olamayan bir öğrenci. Ünlü mimar diye tanıtıyor. Hayır, ünlü mimar değilsin. Sormuşsunuz ki Tolunay'la nerede ve nasıl tanıştınız? Lisede tanıştık. Nasıl tanıştık? Instagram'dan, Facebook'tan. O zaman da Instagram yoktu. Bir dakika şimdi bir şey netleştirebilir miyiz? Buraya yazmamış olabilirim. Biri şey yazmış. Her videoda kaç yıl sevgili olduğunuz değişiyor. Şuraya 9 yazdıracağım en sonunda. 30-11-2011. Lise 1'e başladığımızda beni Eyüp Anadolu Lisesi'ne gidiyordum ilk önce. Orada kızlarla falan aram bayağı iyiydi. Böyle bayağı playboy tarzı. Bayağı yakışıklı falan da zaten. Bayağı kızlarla falan da aram. Uzatma çok. Gireyim mi konuya orada? Sonra nakil aldırdım. 2 hafta sonra gelen bir Anadolu. Abi şeyi söyleyebilirsin. Kızlar Tolunay'a ilk günden çıkma teklif mi söylemek mi istemişler? Bir öpücük geliyordu. Öpmek istemişler. Bir öpücük geliyordu. Eyüp'te. İkinci hafta ben gelen bebeğe geçiş yaptım. İkinci hafta gelen bebeğe geçiş yaptıktan sonra böyle ben Denizli sınıfındayım. Özden de Bursa sınıfında. Aramızda bir sınıf var ama koridor bayağı uzun. Aramızda yaklaşık bir 40 metre, 30 metre vardır. Uzaktan bakışıyorduk. Benim o gözlerim o zaman görüyordu. Ben şu an astigmatım, yakınımı göremiyorum. O zamanlar görüyordum. Özden'i beğeniyordum. Bir gün çıkışta böyle bütün sınıflar, hani herkes çıktığında gittim Özden'in sırasından ismini buldum hani nedir diye. İsimleri sıraya yazıyordu. Hocamız Cahil Özden. Hocamız yazdırmıştı. İsimleri sıraya yazıyorlardı. Oradan senin adını bulmuştum işte. Oradan sonra sen Facebook'tan beni eklemiştin sana. Bence sen beni eklemişsin. Bence sen beni eklemişsin. Ben seni eklediğimi hatırlamıyorum. Ben sana mesaj attım. Mesajı ben attım. Ben eklemişim. Tamam, herhangi biri eklemiş işte yani. Kimse kim. Ben olduğumu hatırlamıyorum özellikle. O beni ekledi. Daha sonrasında Özden'e mesaj attım. Işin görüyorsun değil mi? Sen mesaj atmadın. Ha, Özden bana mesaj attı. Dedi ki kuzenim. Ama öncesinde biz yorumlaşıyorduk. Özden hadi. Anlat. Bakın ben anlatayım şimdi. Ne oldu biliyor musun? Ben Tolunay'ı falan gördüm hani okulda. Tolunay böyle bir erkek grubuyla takılıyor. Biz de bir kız grubuyuz. Biz diyorduk ki hani biz böyle hep kız kıza takılıyoruz. Keşke işte o zaman ergenlik kafaları. İşte böyle erkek onlarla takılsak. Keşke arkadaş olsak böyle kalabalık bir arkadaş grubu. Böyle lisede böyle şey olmak istersin ya kalabalık. Böyle döneme sahip arkadaş gruplarından olmak istedik. Böyle bir havalara girdik. Biz dedik ki bunlarla arkadaş olalım. Sonra bunlar Facebook'ta bir şeyler paylaşıyorlardı. Biz hep yorum falan atıyorduk. Yorumlaşıyorduk. Onlar da bize yorum falan atıyordu. İşte onlardan bir de Tolunay. Sonra ben Tolunay'ı tamamen ve tamamen arkadaş olma maksadıyla dedim ki ben buna bir mesaj atayım bu çocuğa. Pardon. Gerçek yemin ederim ki ya ekmek mısak çaresi. Doğrudur. Ne diyeyim? Bir şey demiyorum ki. Doğrudur. Sonra dedim ki kuzenim Esenler'de oturuyor Tolunay'la. Anafen'e geliyordu. He. Bak ağzıma çıkıyor işte. He. Dedim ki kuzenimi işte falanları tanıyor musun diye mesaj attım. Sonra öyle konuşmaya başladım Tolunay'la. Ama sonra normal konuştuk. Normal sohbet ettik. Evet sonra normal sohbet vardı. Ama ben anladım zaten Özden'in benden hoşlanları. Sonra bizim arkadaş grubumuzdan bir kız da onların lafımı arkadaş grubundaki bir çocuk. Lafımı ne böldün? Ben sana hoşlanmıyordum. Özür dile. Yemin ederim ki hoşlanma yoktu ya. Özür dile. Ben yemin ederim ki yoktu. Devam et buyur. Sonra arkadaş grubundan onların arkadaş grubundan bir çocuk sevgili oldular. Sonra onlar... İki çocuk mu? Kızlar çocuk sevgili. Lan dedim Netflix dizisine döndü anasını satayım. Salak. Şey Tolunay da benim telefon numaramı istemiş. Ve Tolunay da komik çocuktu. Sonra komik oldu. Komiktim. Ben dedim ki iyi ver dedim. Sonra biz mesajlaşmaya başladık. Ama en güzel zamanlarımız o zamanlardı galiba. Çünkü hep bakışıyorduk. Biz Tolunay'la böyle çok utangaçtık. Tolunay'la hep uzaktan bakışıyorduk. Onun sınıfı da uzaktaydı, benimki de tepedeydi. Arada vardı, 30-40 metre vardı. Aynen. Uzaktan bakışıyorduk. Ben mesela öğretmenler odasına giriyordum. Hatırlıyor musun o zamanı? Hatırlıyorum. O anı? Kafayı çıkartıp gidiyordum ben. Güzeldi yani. O zamanlarda öyle tanıştık yani. Bitti. Bitti mi? Bitti. İlk sorumuzun cevabını verdik. Dakika 16. İkinci. Sormuşsunuz ki Tolunay abiyle kaç yıldır beraber? Bakın tam burada hesapladım. 8 yıl, 9 ay, 16 gün, 1 saat. Günü söyleyelim de bu videoyu bugün atmayacaksın sonuçta. 10 lan saat söylüyordum ne alakası varsa. 15 Eylül Salı 2020. Neyse 30 Kasım 2011 bizim sevgili olma yıl dönümümüz. Başka da bir yıl dönümümüz yok zaten. İkinci sorumuz. Laf mı yedin? Tolunay'ın annesi sevgili olduğunuzu duyunca hiç kızmadı mı? Ya da evlerine gitti. Dinle işte bu soruyu Tolunay cevaplasın. Anne sevgili olduğunu, sevgili olduğunu öğrenince kızdın mı? Yok ben annemle bütün sevgililerimi söylüyordum zaten. O konuda sıkıntı yok ben annemle konuşuyordum. Hangi biliyordun başka? Hepsini biliyorum. Başka? 10 tane falan biliyordum. Biliyordun biliyor. Peki ben de ayrıca sevgili olduğunu biliyor muydu? Sevgili olduğunu sevgili olduğunu. Yok sevgili olduğunu. Buralara koyma bence. Buraya kadar kes tamam mı? Hayır. Şimdi üçüncü soru. Tolunay'ın annesi sevgili olduğunuzu
duyunca hiç kızmadı mı ya da evlerine gittiğinde? Bu soruyu senin cevaplaman lazım. Ben de merak ediyorum. Hani ilk ne zaman söyledin bizim sevgili olduğumuzu? Sevgili söyledim, olunca olur, söyledim ben ya. Mi? Olur olmaz değil de olduktan böyle bir hafta içinde söylemişimdir herhalde. Öyle hatırlıyorum. Yani kızma yok. Annem babama kardeşime de söylemiştim hatta kız arkadaşım var diye. Kızma olmadı. Tolay'ın ailesi bu konuda çok gerçekten şeyler. Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Yani. Kötü bir şey yapmıyoruz. Niye kızsınlar? Kızma olmadı. Eve geldiğinde zaten yaşımız 23 yaşında ilk defa geldin eve. Evet doğru. Ama onun öncesinden annem istemiyordu eve gelmeyi. Olabilir evet. Ya, biraz o da, doğru bulmuyordu. O da konu komşu laf ederdi. Aynen. Şimdi söveceğim konuya komşu. Beni izleyen komşu... bu pandemi sürecinde ben ilk defa Tolunayların evine gittim. Evet. Çünkü dışarıda görüşemiyorduk. Hani ailesi artık bunun farkında. Zaten kaç yıldır beraberiz? Yaşımız da kaç olmuş? Yaşımız 23. Şundan belki insanların 20 sene önceki jenerasyonunda 23 yaşında çocuğunda bebekler oluyordu insanların. O yüzden de kızmadı zaten. Evet, kızmak olmadı. Kendisi de evde olduğu da oluyordu yani. Sormuşsunuz ki uzun süreli ilişkinin sırrı ne? Komik bir sevgili. Hayır, hiç alakası yok. %100 komik bir sevgili. Alakası yok. %100. Geçen hangi sene konuşmuştuk ya bu konuyu. Aslında biz Tolunaylı çok farklı bırakayım. İnsanlarız. Oynamak istiyorum. Hadi vallahi. Tamam, tatmayacağım. Tamam. Biz Tolunaylı aslında çok farklı insanlarız. Mesela Tolunay hep evde oturayım falan ise hiç sosyal biri değildi. Sen gerçekten çok asosyaldın. Tolunay, beni böyle dinlenir misin? Şurada Sinan Engin gibi çeki düzen vermişim kendime. Tolunay çok asosyaldı. Ben de çok gezmeyi tozmayı seviyordum. Mesela birbirimizi böyle farklı konularda tamamlıyoruz. Ya da birbirimize uyum sağlıyoruz. Mesela anlaşamadığımız, farklı düşündüğümüz noktalarda da biz sürekli orta yolu bulmaya çalışıyoruz. O bence ilişkimizin sırrı. Orta yolu bulmaya. Bir de iyi saygı gösteriyoruz. Saygı. Mesela ilk başlarda siyasi görüşlerimiz çok böyle şeydi, farklıydı ve siyaset falan o tarz konuları zaten konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ama illaki sonuçta sevgilinin gündeme geliyor. Aptallar siyaset konuşur, akıllı insan... Konuyu unuttum ya. Akıllı insan... Hemen sarılma, şurada bir özlü söz söylüyorsun. Ama hiç biliyor musun sen Lincoln bir şey anlatırken para maraba... Onu da Napolyon demiş gerçi de. Bir şey derken biri hemen manitası böyle sarılıyor muyum? Hiç gördün mü öyle bir şey? Sen tarihe geçmek mi istiyorsun? Gel hadi sarıl bir tane sonra. Akıllı insanlar bilim konuşur. Az kalsın yine siyaset diyecektim. Bilim bu Enes Batur eleşir. Akıllı insanlar bilim konuşur. Aptal insanlar siyaset konuşur. Bu sözün sahibi Özden'dir sayın devletliklerim. Benimle alakalı. Biz de işte böyle birbirimize saygı duyup uyum göstererek orta yol. Bence birincisi. Komik bir sevgili. Birincisi komik bir sevgili. Birincisi saygı göster. Birincisi komik bir sevgili. İkincisi orta yolu bulmak. İkincisi komik bir sevgili. Üçüncüsü bu farklılıklarımızı. Beni bir yere koy artık şuraya. Dert etmeyip hani birbirimize böyle anlayış gösteriyoruz. Mesela Tolay gezmeyi çok sevmiyordu, tamam mı? Sevmiyor hala da. Ama mesela benim için fedakarlık yapıyor. Ben de mesela onun için mesela her gün her zaman gezerim demiyorum. Ben de bir şeylerden fedakarlık yapıyorum. Ben açıkçası aynı olsaydık sıkıcı olurdu diye düşünüyorum. Evet biraz işte o zaman mesela sıkıldın mı, sıkılmadın mı diye de çok soruyorlar. Sıkılmıyoruz çünkü eğlenceli vakit geçiyoruz. Evet. Mesela komik olmam belki burada ya da benim böyle sürekli deli olmam. Sürekli tartışma içerisindeyiz. O güzel. Gayet güzel. Bir kere Tolunay bana demişti ki ben bir süre ona trip atmamışım. Peki ne oluyor Özden diyor ya. Niye trip atmıyorsun bana? Sıkıcı oluyor artık. Ben böyle sürekli trip attığım için. Aynen öyle. Alıştırdın bize. Ama sen hep trip atacak sebepler yaratıyorsun. Yürü git lan bir tanem. Geçen gün kolay giden. Ne geçen günkü olay? Anladım. Uzun ilişkinin sırrı komik bir erkektir. Tolunay'ın en sevmediğin özelliği ne? Arkadaşlar Tolunay gerçekten... Soru bana girdi, ben şu an izleyici modundayım. Anlat. Tolunay gerçekten bazı konularda çok böyle çekingen. Yani böyle Tolunay'ın çok fazla fobisi var. Fobim var. Onu yapacak. Çok fobisi var ama hani bana göre çok geliyor yani. Ben de böyle tam onun zıttı olduğum için çok fobisi var ve bu durum birazcık hoşuma gitmiyor. O da farkında. Değişmeye çalışıyoruz. Birbirimizin sevmediği özelliklerimiz var ve onları törpülemeye çalışıyoruz değil mi? Yok. Törpülemem lazım. Oy! Değil misin sen benim ağzımda? Törpülemeye çalışmıyor musun sen? Yok. Bugün gidiyoruz lan. Bugün gidiyoruz lan. Nereye? Üsküdar'a. Şaka yaptım. Törpülemeye çalışıyorum. O zaman. Tolunay küfür etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ben senin böyle YouTube kanalında soruyordum acaba. Tolunay ilk başta benden gizli yapıyormuş işte. Evet ben senden gizli yapıyorum. Mesela arkadaşlar lisedeyken bana şey demişlerdi. Tolunay senin yanında çok farklı. Hani bizim yanımızda çok farklı falan. Demek ki bundan bahsediyorlarmış. Benim hani lisedeki ortak arkadaşlarımız ya da ablamlar falan öğrenince çok şaşırmışlardı. Tolunay'ın ailesi de çok şaşırmış. Hiç çünkü normalde küfür falan etmedim. Günlük ya da nerede nasıl davranmasını çok iyi bilen bir çocuk. Teşekkür ederim. Küfür etmesi hakkında yani videolarda böyle kendisi de böyle eğleniyor. Siz
sizler de böyle eğleniyorsunuz. Ben oyun oynarken birebir böyleyim. Bir kuruş şerefsizlik, değişiklik yapıyorsam şerefsizim. Tolga'ya küfür etmesinin kötü yanı, ben böyle birisi yanında bir tarzda konuşunca, bir şiveyle konuşursa ya da böyle bir şekilde konuşursa onu çok kapıyorum. Ben de küfür etmeye başladım arkadaşlar. Ben normal çok çok az küfür eden bir insandım. Artık... Benim videomu izlemiyorsun. Ben senin yanında küfür etmiyorum. Ne bağırın nerede? Ediyorsun Tolga'ya. Senin yanında ne zaman küfür ettin? Ediyorsun. Bok kafalı diyorsun mesela. Bok kafa diyebilirim. Bok kafalısın. En uzun ne kadar süre ayrı kaldınız? Nasıl geçti? Biz kaç ay ayrı kaldık senden? Bunlar çok hardcore sorular ama. Anlatacak mıyız onun detaylarını? Bence anlatmayalım. O zaman yani hardcore soruları belirleyelim. Bir de onları hardcore sorularda anlatalım. Yani bu videoyu izleyen o taraf keyif alıyordur belki onu anlatınca, anladın mı? Senin de çekmedin. Tamam, bu hardcore sorular serisine girdi. Yeni seri oluşturduk. Tolunay seni arayıp Özden artık olmuyor, yapamıyorum deyip ayrılsa tepkin ne olurdu? Benim tepkim ne olurdu? Ben inanmazdım böyle şey fake falan attığını, videoya çekiliş yap, Anasını satayım, hiçbir şey yapamayacağız. Hep prank diye. Ve prank yaz orada, anlamayabilir insanlar. Prank, ben de okumayı bilmiyorum. Şaka işte, millet yapıyor ya. Ama inanmazdım ki Tanay böyle bir sebepten ayrılmaz çünkü bende. Sebep yok ama ben sıkılmışım, ayrılmak istiyorum. Hayır, şöyle ayrılmazsın. Niye, nereden biliyorsun? Hani böyle baktı, ciddi hani gerçekten öyle bir sebepten ayrılıyorsam ben hani nerede bir hata olduğunu anlayıp onu çözmeye çalışırım. Ortada böyle somut bir şey yoksa, sadece sıkıldıysa eğlenceli hale getirmeye çalışırım ilişkiyi. İlişkiyi toparlamıyor mu çalışırsın? Evet. Ama sonra olmazsa artık ne yaparım yani. Ben de bırakırım. Ama çalışırım yani öncesinde. Tula abiyle olan en utanç verici anınız. İkimizin de sıçma anısı bence. Başka yok mu utanç verici? Sen kendininkini anlat, ben kendiminkini anlatayım. Ben ondan aslında çok utanmadım da yani utanç, dışarıdan bakan bir insana belki utanç verir de ben utanmadım yani. Benim senin yanında utandığım bir anım yok. Hayır, ikim böyle dışarıya karşı utanç verici bir şey yapmışızdır, utanmışızdır. Yok, benim dışarıya karşı da utanç verici bir şey yaptığım olmadı. Niye utanalım ki zaten? Mesela bir keresinde şey yaptım. Kulağımda kulaklık koyarken mesela metroda osursam utanırım. Bu utanç verici bir olaydır ama bu klasmanda bir şey yaşamadım ben hiç. Belki mesela bazı insanlar bu olayda utanırlar. Biz bir kere bilet almıştık ya, sonra o bileti gitmemeye, kullanmamaya karar vermiştik. Yalamadan İstanbul'a dönerken. O bileti satmıştık. Bence de onun gayet normal. Mesela güzel, eğlenceli. Bir de bir kere de şey, sinema biletimizi satmıştık galiba. Onu hatırlamıyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Bir de bir keresinde bir şey olmuştu. Sen vapura binememiştin, inmiştik ya vapurdan. Sen vapura binip tekrar inmiştik. Ha şey, otogara gitmiştik galiba. Bir de şey. Utanç verici değil ama ben utanç verici. Bir de tuvalet anılarımız var. Anlat tuvalet anını, seri bir tane. Ben de evet. Anlatayım sonra. Bir kere ben böyle karnım çok ağrıyordu, üşütmüşüm birazcık. Metrodaydık, dedim ki Tolunay karnım çok ağrıyor. İlişkimizin başları mıydı o? Bana söylemedin çünkü kakan var desem ben sana çözüm bulurdum. Özden indi. Sancı çekiyor diyorum, ne oluyor? Neye sancı çekiyor acaba? Çıkıyorum bir şeyler aramaya, yukarı gidiyorum, ne aradığımı bilmiyorum. İlk defa demek ki böyle bir diyalog geçecekmiş. Anlamadım ki ben de. Sonra benimle kakam vardı. Sonradan artık demiştik tuvalete gitmem lazım demiştim ben Tolunay'a. Orada bir kültür merkezi var, metroda inince oraya gidip orada tuvalete gitmiştim. Bir durak sonra emniyet merkezi şey gitmiş. Sen kendin anlat. Ben Yalova'da Köfteci Yusuf'ta köfte yedik. Daha sonrasında dönüşte karnım çok ağrıdı. Ama yerlere oturuyordum böyle. Sancı çekiyorum. Yürüdükçe sancı çekiyorum. Oturdum yere en sonunda. Özden gitti tuvalet. Lan ne yapıyorsun? Neyle dokundun yüzüme? Özden gitti tuvalet aramaya. Buldu ondan sonra. Bir de şey böyle saat 10'a yakındı galiba. Yine kültür merkezi tarzında yani. Kapanmak üzere yani onda. Özden gitmiş. Bekçe sormuş tuvalete gidebilir mi diye. Ben bir girdim. Tuvalet bomboş. Osura osura. Ama sen çıkmadın ama. Ne yapayım oğlum? 10 tane köfte yemiş. Ben orada oturdum. Tek bana millet geliyor. Bu hayata. Öyle bir anımız var bir de. Tolu abiyle ilk buluşmanız nasıldı? Hatırlıyor musun ilk buluşmanızı? İlk buluşma mı değil mi ben çok hatırlamıyorum ama aklımda bir anı var. Aynen. Sen anlat. Hamburger yemeğe gittik, tamam mı? Yemek yemeye böyle hani Tolunay hesabı ödeyeceğim falan havalarından. Bir de böyle şey, böyle o zamanların pahalı menülerinden falan sipariş ediyoruz. Hani o zamanlar bize çok pahalı gelen menüler. Ben hiç hatırlamıyorum. Anladım. Ben hatırlamıyorum. Büyük hamburger. Ben normalde yemiyorum. Hep küçüklerden alıyordum. İşte böyle büyük hamburger falan almışım. Tolunay da şey, hesabı ben ödeyeceğim moduna girdi. Ben de dedim tamam dedim. Hani bu sefer öde ama bir daha öyle olmaz. Hatırlıyor musun muhabbeti? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben mesela o konuda biraz şeydim. Sonuçta ikimiz ailemizden para alıyoruz. İkimiz de hani eşit vermemiz lazım tarzında. Almışız ya kocaman hamburgerleri. Allah'ım ilk buluşmada karşımda bir öğle yemek yediğimizi hatırlıyorum yani. Hamburger alttan şey akıyor işte. Alttan dışıyor. Rezil hissetmiştim. Onu hatırlıyorum galiba da. Evet yani. Hatırladığım oydu benim. Bir tık hatırladım ama çok değil. Senin kadar neydi? Bir de lisedeyken biz hep Haliç'e gidiyorduk. Benim bir saatlik bekleme zamanım vardı. Servise dönüyordum.
Ayrıca gidiyorduk, orada yürüyorduk, geliyorduk. Hocalara yakalandığımız zamanlar ya. Yavuzlar çürükkanlar. Zehra Hoca. Ay bana. Aa. Abi apartman boşluğunda oturuyoruz Özden'le. Apartman boşluğunda sohbet ediyoruz galiba. Merdivenlerde. Yüksek girişli binaların merdivenlerinde. Bizim gelen evden 3 tane hoca çıkmış. Kimyacı, Seçkül mü? Seçkin mi? Seçkül mü? Zehra, bir de bir tane de edebiyatçı vardı. Durdular böyle bize bakıyorlar. Aa bunlar bizim okuldan. Aa şükür. Lan önümüzde konuşuyorlar ya. Beni tanımıyorlar zaten. Ben malım. Ben tembelim. Ben kimsenin gözüne giremem yani. Özden'i tartışıyorlar galiba bu kız kim diye. Ama önümüzde dönürsen maybe 30-40 saniye falan bakıyorlar bize ve konuşuyorlar bizim hakkımızda. Biz de oradayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Tüylerim diken diken oldu yine anasını satayım ya. Ya ne kötü diyalog olabilir yani. Ay çok saçma. Önümüzde dedikodu yapıyorlar. Buradan bizi izliyorsanız. Solak abiden ne zaman ayrılıyorsun? Başak Eres'in 6-7 milyonken ayrılmış. Ananın gözü bende 450 evet. bin. Kaçtayken ayrılırım sende. Takipçim var. Kaçta abone bak. Abonem de diyemiyorum ama ben. Ama galiba. Ya bir sus bir şey açıklayacağım. Bir sus be kadın be. Aa özür dile. Seyircilerden özür dile benim lafımı böldüğün için. Hı. Özür dile. İnşallah buraya video koyarsın. Unutursun kesmeyi de inşallah. Bak ağzından su geldi buraya. İnşallah koyarsın. Pis dur. Yapma yapma yapma. İğrenç. Ayrılır giderim ben. Telefonumu da alırım. Telefonum nerede bilmiyorum. Elimde. Ayrılır giderim ben. Ne anlatıyordum ben? Kaç milyonken ayrılacağım sana. Abone diyememe lafından bahsediyorum. Abone bence çok çirkin bir laf. Takip. Onlar da bana çok çirkin geliyor. Bilmiyorum. Ben sevmiyorum çok. 450 bin takipçim var. 450 bin abonem var falan filan. Hiç hoşuma gitmeyen laflar. Onu bitti. Tamam. Bana sormuşsunuz kaç milyonken ayrılacaksın diye. Ayrılmam ben Tolunay'dan. Milyonken ayrılmam. Daha çok milyon olduğuna daha çok bağlanırım ona. Öyle mi? Mantıklı değil mi? Böyle olması gerekiyor bence. Öyle mi oluyor? Yani öyle düşündüğümde öyle olur. Çok milyonken çok daha çok seninle olurum. Altın yumurtlayan tavuğu ha. keser misin tarzı? Ha. Aynen öyle. Aynen zeki olacaksın. Bitti cöle bitti ayrıldık. Bir tane burada hardcore soru olur mu? Tolunay'la ettiğiniz en büyük kavga. Ha. Daha hardcore soruya girsin bence. Ben girsin. İlk oynadığınız oyun. Bunu sen söyle. Bilgisayar oyunu mu? İlk oyununuz oyun demiş. Futboldur herhalde. Top oynamışızdır beraber. Basketbol da oynamıştık. Bir de şey de oynamıştık. Seninle PlayStation'a da gidiyorduk. Ha, PES 13 ile oynuyorduk evet. beraber. Hatırlıyorum PES 13 oynadığımızı. Evet. Nasıl? Yo, yeniyordum. Yeniyordum. Sen ve Tolunay'ın önceden kaç sevgi... Ha bu hardcore soru. Önceden ne? Kaç sevgiliniz oldu sen ve Tolunay'ın? Ne ki sayı vereceksin sadece. Ama kaç? Sadece önceden mi? Hardcore kısmına girsin bence. Tamam ben hesaplamam lazım. Benim senden daha çok. Tolunay ile evlilik düşünüyor tamam musunuz? Tamam mı atıyorsun şimdi? Burada mı hardcore? Özden'e menseneden yazıyor çocuk. Benimle çıkar mısın? Çıkarım mı? Neydi o konu? Benim daha çok diye mi atıyorsun bir de? Ağzına sıçarım senin. Ne oldu lan? Kötü bir yanlış bir şey mi dedim? Tolunay ile evlilik düşünüyor musunuz? Hardcore soru mu? Hardcore soru Tolunay için. Evlilik mi? Sen yedim az önce dördü. Pasta değil mi bu soru? Hadi ya. Ne hadi düşünüyor ya? Musun benimle evlenmeyi? Sana sormuş Tolunay ile evlilik düşünüyor musun? Tamam ben de sana soruyorum. Ya bana soramazsın. Bu senin videon. Sana sormuşlar. Evet düşünüyoruz. He? Salak salak bulmuşsun ya. Vallahi kırparım burayı. Yerim ben seni. Ben de düşünüyorum arkadaşım. Mesela sen düşün ama. Az önce kırparım dedim, bana duygu sömürüsü yapıyordun. Tolunay! Lan Özden! Sanki peşinde koşuyorum benimle evren diye ya. Tola abiyle yapmayı en sevdiğiniz aktivite. Bizim seninle çok sevdiğimiz, yapmayı sevdiğimiz bir şey bu kadar. Yemek yemek. Bence en sevdiğim şey yemek bu. Yemek olabilir. Evet, cidden yemek yemek. Çok farklı yemekler. Tolunay'ın en sevdiğin özelliği nedir? Zekice hareket edebiliyorsun. Mantıklı. Dünyanın en mantıklı insan diyebilir miyiz? Gerçekten. Benim tanıdığım en mantıklı insan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kameranın şarjı bitti. Çok kısa telefonla çekip bitireceğiz. Tolunay'ın video açıklamalarını beğenin. Daha çok karı kızı ulaşırız yazdığını biliyorum. Yazıyor ne olacak? Artık yazmıyor. Yo yazıyor hala yazıyor ne olacak? Sen karı kızı ulaşmak için mi? Evet ne olacak? Hayır. Ne olacak? Böyle erkek adam böyle vurdu mu masaya arkadaşlar? Bak 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 şimdi. 3,5 yıllık ilişkim vardı. Mesafe yüzünden ayrıldık. Siz nasıl yaptınız ünlü de. Biz de yalnız ayrılıyor. Ta ayrılmışızdır senin üniversitede. Ben senin yanına gelemedim diye ayrıldığını hatırlıyorum. Ben çok şımarık bir kızdım. Ama benim de... Ama gerçekten birazcık da haklıydım çünkü... Gemiye binme fobim var ama. Hayır o zamanlar gemiye binme fobin yoktu. Vallahi vardı yemin ya. Yemin ederim yoktu. Yok muydu? Tamam yoksa tamam özür dilerim haklısın. Evet. Ama ayrılmana gerek yok yine yani. Bunu insan gibi konuşup anlaşabilirdik. Ama konuşuyorduk. Sonra ben diyordum ki sonra hiç yanıma gelmiyorsun falan filan. Yine ama geldi. Ama sana ne sürprizler yapıyordum. Ben böyle yine geldim. Bir sabah karşına çıkmıştım. Hmm. Bir de güllü müllü bir şeyler yapmıştım. Hatırladın mı? Kepten sarıldım sana. Yani gönül kırıyorsak almayı da biliyoruz bir Özden. Bir şey diyeceğim. Haksız mıyım? Soruya cevap vermemiz lazım. Biz de çok zorlandık. Bizim de çok kavgamız oldu. Evet çok kavga ettik şey yaptık ama görüşmediğimiz işte. De
çok zaman oldu yani. Evet. Ama sonra birbirimiz... Ya biz çok konuşuyorduk telefondan evet. falan da mesajı. Ne beni onaylıyorsun? Yalan mı söyleyeceğim Özden? Evet, evet. Özür de izleyiciler. Geceleri zaten hala telefonlarımıza açık uyuyoruz. Beraber konuşarak uyuyoruz mesela. Bir de o zamanlar benim yurtla ilgili çok büyük sıkıntılarım, çok büyük problemlerim vardı. Yurtta ben bayağı bir kızla saç başa kavga etmiştim. Hatta dayak yemiştim. O zaman öyle zor zamanlar yaşayınca da böyle birine daha çok ihtiyaç duyuyorsun bence. Bir de kafanı meşgul edecek şeyler bulunca örneğin mesela üniversite 2-3'e geçtiğimizde daha çok çalışmamız gerekti. Hani derslere odaklandık. Hı. Ben YouTube'a odaklandım bir yandan. Senin de vardı bir uğraşların vardı. Sen de onlara odaklandın. Böyle şeylere çok dert edilmiyorsun. Aynen aynen. Çok görüşmemeye. Hafta sonu aynen. görüşsek yeter diyorsun. Zaten ya aynen. sen geliyorsun ya ben geliyorum yani hafta sonu. İki haftada bir kesinlikle görüşüyoruz hatta. Yani. Uğraşacak bir şeyin olmayınca ona sarıyorsun. Hı hı, evet, mesela evet. Tolunay'a sarıyordum ben. Uğraş lazım yani. Tek başına yaşayabilirsin zaten. Senin karşıdakine ihtiyacın bence yok. Bence şöyle. Ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bir şey belirlersiniz. Bir düzen belirlersiniz. Mesela ayda bir gelebilirim. Hani bunu konuşursunuz. Hani ayda bir görüşebiliriz. Mesela her akşam işte şu saatlerde belki hani konuşuruz, muhabbet ederiz. Şu saatlerde görüntülü konuşuruz. Geçen izlediğiniz bir tane programda hatta kadın diyordu ya evli izliyordu. İki haftada bir mi ne buluyor? İki haftada bir mi ne görüşüyorlarmış yani. Olabilir. Böyle evliler... şeyler aslında şu an mesela düşünce hiç problem değil olabilir. Yani. Olabilir. Aşmak gerekiyor zaten. Aynen. Yani bunlara çözüm bulmak gerekiyor. Yoksa uzaktasın diye ayrılmak bana çok saçma aynen, geliyor. Bence de. Yani açıkçası ya hayatına başkası girmiştir karşı tarafına. Hmm. O yüzden ayrılıyorsunuzdur. Hani aklına başkası düşmüştür. Ya da hani ilişkiye değer veriyorsa bunlar hani böyle bitirecek sebepler değil. Yani illaki kavga edersiniz, ayrıldık dersiniz, ayrılırsınız ama 3 gün sonra, bir hafta sonra tekrar barışırsınız. Uzaktayken yani. Ayrılmanın belki şey nedeni olabilir. Mesela ikimiz uzaktayız. Ben yavşaklığa başlamışımdır. Yani kızlarla daha çok ortam kurmaya falan başlamışımdır. O tarz işlerden dolayı olabilir. Yavşaklıktan dolayı. O zaman zaten ayrıldım. Ama bunun uzaktalıkla aslında alakası yok. Bu o içindeki işte yavşaklığı ortaya koymuş. Tanı ile birlikte olmaktan en fazla mutlu olduğun an ne zaman ve neresiydi abla? İkiniz de seviyor. Ben şeydeyken çok mutluydum seninle beraber. Artvin'deki bilmem ne. Ama beni hep böyle seveceksen bir de çökemeyiz ki sevme beni. Bence tatlı. Teşekkür ederim. Ne de güzeldi bence. Artvin'de Karagöl mü? Bir tane dağın tepesinde bir tane göl var. Çok güzel ama etraf falan yemyeşil böyle dolaşıyorsun. Bir tur falan atıyorsun. Ayaklarını suya falan sokabileceğin yerler var ya da böyle sağlam basamazsan suya düşeceksin. Böyle 5-10 santimlik su vardı orada. Akıyor. Oraya düşeceğin yerler var. Orada özden olmaktan hatta ayaklarımızı suladığımız bir fotoğraf vardı. Aa, evet, evet. Instagram'a paylaşmıştım. Orası çok güzeldi. Özden'le bulmaktan orada çok keyif aldım. Şey benim sevmediğim şey ama mesela oraya çıkarken çok zorlandık arkadaşlar. Böyle daha belki 1,5 saat daha çıktı araba. Neden? Yani. Neden? Çünkü Tolunay'ın yükseklik fobisi de var arkadaşlar. Yükseklik fobisi değil ya. Evet. Onu hoşlanmadım o kadar yükseğe çıkmak. Yükseğe çıkmaktan değil. Arabanın öyle daha yolunu bilen bilir. Böyle araba 1 santim kaysa uçacağız şarampolen hızı. İşte ondan bahsediyorum. Onu Neyse sen uçmak mı istiyorsun arabanı? Ben sevmiyorum. Uçmazsın. Bu uçmaz. İşte hep uçarız diye düşünüyor. Ben de şey benim üzerime dondurma damlamıştı ya Çanakkale gezisinde. Sen onu temizlemiştin. Orası çok güzeldi. Ve şey de güzel. Mesela seninle zor bu arada bu anlattığın yarım sene bile olmamıştır yani. Onu da söyle de olmadı galiba değil mi? Ha, Tolun öyle sevgili oluyor ya. 9. sınıfta gitmiştik değil mi? Tamam işte yarım sene bile olmamıştır. Aynen çok böyle yakın zamanlarda. O yüzden şu an üstüne dondurma dökülse mesela silsem ne yazar değil mi? Şu an normal karşılarım. O zaman bilmiyoruz. Görmemişiz ya. Bir de mesela birlikte zor anlar geçirdik ya mesela. Otobüste ben ölürken sen yamak yedin. Rezalet. Ama burnumdan nefes alamıyordum o zaman. Mesela avadan dönerken araç bulamayıp otostop çekmemiz lazım. Devamını başka videolarda da anlatırız. Hikayeler diyerek. Ne zaman evleneceksiniz? Daha vakti birkaç var. Sene bilmiyoruz. Soldan önce ilkokulda falan platoniğin oldu mu? Bence eski sevgilileri ve böyle ayrı sürecinde yaşadıklarınızı hardcore seviye diye olabilir. Olabilir. Platoniğin senin oldu mu? Benim sevdiğim platonik mi? Benim seven platonik mi? Var mı ikisi? Benim sevdiğim vardı da seveni hatırlamıyorum. Senin sevdiğin platonik mi vardı? Şey miydi? Güzel kızlar bir tane mıydı? Şerefsiz. Ne şerefsiz lan? Herkesin sevdiği kadar zaten ilkokulda öyle oldu. Kız hem sınıfın en çalışkını hem de en güzeliydi yani. Sen İpek Nazar platonik miydin? Ha. La o zaman kepçe. Bulursam koy fotoğrafı. İpek Nazar. Bir tane güzel bir kız var değil sizde? O İrem. Ben onunla çıktım. Olsun çıkmış olabilirsin. Yine de platonik de olabilirsin. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hardcore seviyede Tolunay'la tekrar buluşmak üzere. Bu seviyemi içinize gidecek. Bana sizden herhalde az önce konuştuk. Bunlar fragman. Hayır yok olmaz. Hangi silahı? Tamam bir silerim biraz. Eski manitalardan bahsettik. Evet hardcore seviyeden yine sizden sorular isteriz. Buradaki sorulardan işte o ayrılık sürecimiz var. Bir tane ondan bahsedeceğiz. Bir de eski manitlerden bahsedeceğiz. Daha zor sorular. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmadıysanız da kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.